Önce sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Ne? Günaydın. Sen söyle, ben söyledim. Azarı işittim. Ne azarı? Engin'ciğim adıyla seslenmemi istemiyor. Bana da bir anda dayı demek zor geliyor. Ne de olsa 25 yıl görmedim. Totalde sen 5 yıl görmedin ama oraya takılma. Peki bu durum karşısında ne yapmam gerekiyor cücük? Bir düşünelim ha. Buldum. Ne? Bir süreliğine, yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı de. Olur mu öyle şey cücükçüğüm? Böyle ufak şeylerin enerjini düşürmesine izin verme. Hadi kalk bakalım. Cücük. Dinliyor he. Günaydın ha. Günaydın efendim. Vay. Yeminli çılgın bu adam ya dayı. Çatı katında oksijen oranı fazla herhalde. Sanırım çarpıyor. Sizin laflar kadar değil. Yani normal bir insan kapıdan ya girer ya çıkar. Bir karar verin Cüneyt Bey. Sesiniz gelmiyor Tülay Hanım. Sanıyorum çekmiyor. Çeken bir yere gider misiniz? Doğru. Bu mahallede sizin gibiler sinyal alamaz. Sizinle anlaşabilmem için bir dil kursu önerebilir misiniz? Zira ben zehir zemberekçeyi çok iyi bilmem. İçeri girebilir miyim Cüneyt Bey? İzin verirseniz tabii. Sesiniz gelmiyor. Kapatıyorum. İyi günler. Sabah sabah bütün enerjimi emdi. Hadi cücüğü kendine gel.